ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم بمؤتمرنا وفعاليتنا الهامة التي تجري على طوال العام لمرتين في العام، وهذا الأورجاسيون الذي نقوم به الآن هو السامي. نرحب بكافة المسافرين الأتراك والعرب. نتشرف بالحضور الكرام بالسيدة فاطمة صريحة نكهتوطار، نائبة الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وهي حاليا لم تصل إلى الصالون بعد، هناك تأخر وفيه وهي في الطريق القادم. Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye ile Arap devletleri arasındaki ticari ilişki hacmi 2003 yılında 5 milyar dolar ve dış ticaret hacmi 9 milyar dolardı. Bugün itibariyle 5 kat artarak ihracat 46 milyar dolara çıkmış ve bu rakam 2017 yılında 70 milyar dolar olması beklenmektedir. Türk müteahhitlerinin firmalarının ulaştıkları kalite ve deneyim Arap dünyasındaki projelerde de kendisini göstermiş, Arap dünyasının mimarisinde önemli bir rol oynamıştır. Hastane, havaalanı, yol ülkemiz müteahhit tarafından yapılmış ve yapılmaktadır. ثقافي فقط وإنما أيضا في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي مع جميع الدول العربية والإسلامية دون استثناء. ومدها يد الصداقة من أجل ذلك متناسية الحساسيات السياسية، لأن السياسة إذا كانت تفرق فإن الاقتصاد يجمع ويسهم في تقدم الازدهار المجتمعات وبالتالي تحسين حياة الناس. Bu insanlar ülkelerini korumak için, masumları korumak için şehit oldular. Bugün ülkesini terk etmeyen, mücadele eden insanlar katliama uğruyorlar. Yani böyle bir dünyada, bu gidişatta birilerinin dur demesi lazım. Bu birileri neden biz olmayalım? Neyimiz eksik? Tarihte buna karşı sesi çıkan, tarihte kahramanlar olarak yad ettiğimiz, andığımız kişilerden birisi niye bizler olmayalım? Ben bu toplantıdan inşallah böyle bir sonuç çıkacağına ümit ediyorum, buna inanıyorum. Ticari işbirliklerimiz zaten inşallah gayet güzel gidiyor ve gidecek. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Ve birbirimizle değişebileceğimiz, birbirimize değer katabileceğimiz kaynaklarımız var. Bunlar zaman zaman doğal kaynaklar, zaman zaman insan kaynakları. Bunda bir sıkıntı yok. Çok çabuk. İyi olmuş.